Sevgili yoldaşlar, üç fidanımız Deniz, Hüseyin, Yusuf bundan tam yarım asır önce bir siyasi cinayetle katledildiler. Aradan 50 yıl geçti ama onların devrim ve sosyalizm, özgürlük ve demokrasi yolunda verdikleri o kararlı, cesur mücadelenin ışığı sönmedi. Tam tersine. O meşale bugüne kadar da yolumuzu aydınlatıyor, aydınlatmaya devam edecek. Açtıkları yolda yürüyen milyonlar var şimdi. Milyonların yüreğinde yaşıyorlar. Onları o siyasi cinayetle katledenler, idamlarında oy kullananlar, tarihin utanç sayfalarında yer alıyorlar. Fakat Deniz'imiz, Yusuf'umuz, Hüseyin'imiz, üç fidanımız büyüyerek bizleri aydınlatmaya, devrim ve sosyalizm, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamaya devam ediyorlar. Biz onların idam sehpasına giderken haykırdıkları sözleri bugün de aynı canlılıkla yüreğimizde, mücadelemizde yaşatıyoruz. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği diye bağırarak ölüme gülümsemeyle gittiler. Bu sözler ve mücadeleleri bize onurlu bir mirastır. Aynı zamanda bir çağrıdır. Hep birlikte bugün burada yaptığımız gibi hayatın her alanında halkların ortak mücadelesini büyütmek çağrısıdır onların o sloganı. Bize sorumluluk ve görev yüklemektedir. Bugün de aynı zihniyet iktidardadır. Aynı soyguncu, sömürücü, zalim, talancı yönetim zihniyeti daha da ağırlaşmış bir biçimde devam etmektedir. Bugün de görevimiz üç fidanımızın bize o gün yaptığı çağrıdan farklı değildir. Ortak mücadeleyi her alanda büyütmek. Devrim, sosyalizm, özgürlük, demokrasi yolunda birlikte yürümek görevidir bu. Bizler, üç fidanımız ve onlar gibi bu mücadelede hayatlarını feda eden, gözlerini kırpmadan en ufak bir korku işareti arayanları utandırarak ölüme gidenlerin mirasını yaşatacağız. Ne kadar baskı uygulanırsa uygulansın, ne kadar zulüm yapılırsa yapılsın, engeller ne kadar büyütülürse büyütülsün, bu mücadele sürüyor, sürecek. HDP de bu mücadelenin ve bu mirasın ortağı olmaktan onur duyuyor.